Mecliste 12 gün sürecek bütçe maratonu başlarken ilk günün ilgi odağı MHP lideri olduğu HDP eş genel başkanlarının Devlet Bahçeli'nin yanına kadar gelerek geçmiş olsun dileklerini iletmesi, genel kurulda haftalardır devam eden yüksek tansiyonu da bir anda düşürdü. Gong çaldı, mesai başladı. Meclis 12 gün sürecek bütçe maratonu için toplandı. Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Salona ilk gelen lider Devlet Bahçeli'ydi. Rahatsızlığı nedeniyle MHP lideri uzun bir ara vermişti genel kurul mesaisine. Vekillerle tek tek el sıkıştı. HDP eş genel başkanlarının geçmiş olsun demek için yanına kadar gittikleri o anlar ilgi odağı oldu. Görüşmelerimizin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoktu. 2020 yılı bütçe sunumunu da yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Enflasyonun 2020 yılında %8,5'a, 2022 yılında ise %4,9'a düşmesini beklemekteyiz. Her partinin temsilcisi tek tek kürsüye çıktı. Tansiyon şimdilik fazla yükselmedi ama bilindik tartışmalar yine eksik olmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomi yönetimi göreve başladığında 17. sırada olan Türk ekonomisi yapılan tahminlere göre yıl sonunda 20. sıraya düşecek. Öteki beriki değil, Türk milleti ve Türkiye diyeceğiz. İçeride ve dışarıda tüm politikanızı Kürt karşıtlığı üzerine kurdunuz. Eğer Kürtlerin hakkına ve hukukuna ilişkin bir hassasiyetimiz varsa, öncelikle bu terör örgütüne karşı bir tutum, bir tavır koymak, bunu kınamak, ayıplamak gerekirdi.